Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 10. sınıfın genel birinci dönem tekrarıyla karşınızdayız. Peki biz bugün neler öğreneceğiz? Bundan söz edelim. Yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'sini, yine Türkiye Selçuklularında orduyu, Anadolu'da Moğol istilasını, bir ikinci beylikler dönemini, kuruluş dönemi gelişmelerini, Osmanlı Devleti kuruluşla ilgili görüşleri, beylik döneminde Osmanlı askeri gücünü, altlık ve gaziliği, tıma sistemini birlikte göreceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar, bu dönemde arkadaşlar... Biliyorsunuz Sultan Alparslan 1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştı ve burada kılıç hakkı olarak beyliklere e, siz burada beylik kurabilirsiniz diyecekti. 1072 yılında Saltuklular kurulacak. Saltukların özelliği nedir dediğimde şunu söyleyeceksiniz. Anadolu'da kurulan ilk beylik olarak ne yapılmakta bilinmekte. Sonrasında Türkiye Selçuklu Devleti'ni göreceğiz. Sonrasında Anadolu'nun en güçlü beylikleri içerisinde arkadaşlar Danışmentlileri, sonrasında Mengücekleri, Çaka Beyliği, iki Çaka Beyliği bizim için çok önemli. Neden? Türk tarihinin arkadaşlar bilinen ilk neyi diyorsunuz arkadaşlar? Denizci beyliği olarak ne yapılmakta? Bilinmekte bu dönemde. Sonrasında Haçlar Anadolu'dan Türkleri atmak için birinci Haç Seferi'ni düzenleyecek. Artuklu Beyliği'nin kurulmasını, Katvan Muharebesi ile Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine girmesi, ikinci Haçlı Seferi, Büyük Selçuklu Devleti'nin tamamen ortadan kalkması, Eyyubi Devleti'nin kurulması, yine Mirya Muharebesi ile birlikte artık Anadolu topraklarının ebedi Türk yurdu haline geldiğini göreceğiz. Ve sonrasında Anadolu'daki beylikler tamamen yok olarak Türkiye Selçuklu Devleti burada önemli bir unsur haline gelecek. Şimdi arkadaşlar sonrasında 3. Haçlı Seferi'ni bu dönem içerisinde Moğol İmparatorluğu'nun kurulması ki Timuçin Cengiz Han'dan söz edeceksiniz. Sonrasında Saltuklar Beyliği'nin yıkılması. Yine 4. Haçlı Seferi ki bu Haçlı Seferi İslam dünyası üzerine değil. Nereye? İstanbul'a düzenlenerek bu dönemde Ortodoksların yani İstanbul'un yakılıp yıkılıp yağmalandığını göreceğiz. Mengücekliler Beyliği'nin yıkılmasını, Yaslı Muharebesi ki Yaslı Çemen Muharebesi ile Anadolu'da Moğol tehlikesi ortaya çıkacak. Yine Babaylar ayaklanması ki Anadolu'da ilk Türkmen ayaklanması olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. Sonrasında Köse Dağı Muharebesi ile birlikte Türkiye Selçuklu Devleti tamamen arkadaşlar yıkılış sürecine girecek. Daha sonra Celalettin Karatay tarafından ortak saltanat muhabbetinin ortaya çıkmasıyla birlikte Sultan Mesut'un ölümüyle birlikte Türkiye Selçuklu tamamen ortadan kalkıyor. Sonrasında Eyyubiler Devleti'nin yıkılmasını, Memlük Devleti'nin kurulmasını, aynı Calut Muharebesi ile Moğolların batıya ilerleyişini, Memlüklerin durdurulmayacağız. Sonrasında Haç Seferleri'nin sona ermesini ve Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe'yi resmi de ilan etmesi, dergahta, camide her yerde ne konuşulacak diyecek, Türkçenin konuşulmasının öneminden ne yapacak bize söz edecek. Sonrasında Türkiye Selçuklu Devletinin yıkılmasıyla artık Osmanlı Devletinin kuruluş dönemine ne yapacağız geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar Bizans Müslüman mücadeleleri de Anadolu'daki şehir ve kasabaları harabeye çevirip bölgedeki nüfus oldukça seyredecek. Peki bu durum benim işime nasıl yarayacak? Şimdi pratik yapalım. Anadolu'daki zulümün yaşanması Türklere nasıl bir avantaj sağlayacak? Bakın bu dönemde Bizans arkadaşlar halktan ağır vergi alacak. Ağır yüklerde çalıştırmaya başlayacaklar. Ve buradaki Anadolu mağrur halkı diyecek ki ben diyecek Haçlı Hacı göreceğimi yani Bizanslı göreceğimi artık Müslüman görmeyi yeğilerim. Bu da Anadolu'yu fethettiğimde benim Anadolu'ya rahatlıkla ilerlememi ne yapmıştır sağladı diyeceğiz. Sonrasında Sultan Alparslan Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizans'ın Anadolu'daki hakimiyetini büyük ölçüde kıracak. Önemli bir gelişme olacak. Bu savaştan sonra Selçuklular Anadolu yurt edinme politikasını uygulama fırsatı bulmuş. Ve Çağrı Bey'in liderliğindeki Selçuklular önce keşif daha sonra yurt edinme amacıyla Anadolu'ya akınlar yapmıştır. Şimdi bunun öncesinde bilmem gereken... Anadolu'ya ilk Türk akınları kimler tarafından yapılmıştır dersem arkadaşlar Avrupa Hunları olarak ne yapılacak bilinecek unutmayın. Sadece keşif yapıyorlar. Anadolu'yu ebedi yurt haline getirmişler midir? Hayır. Anadolu'yu ebedi yurt haline getirecek kimlerdir dersem Oğuz kimleri diyorsunuz? Türkleri olarak ne yapılmakta bilinmekte. Bakın tekrar ediyorum ilk keşifleri arkadaşlar Avrupa Hunları ama Anadolu'yu ebedi yurt haline getirmeye çalışan kişiler kimler olacak? Oğuz Türkleri olarak ne yapacağız? Adlandıracaksınız. Şimdi bir harita üzerinde Anadolu'ya Oğuzlar kaç aşamada geliyor ve Anadolu'yu kaç aşamada yurt haline getirmişler? Bundan söz edecek yer olursak ilk olarak Anadolu'nun anahtarını alacağız. Peki Anadolu'nun anahtarını alacağım yani keşiflerini yapacağım olay nedir dersem Pasinler Savaşı olarak ne yapılmakta bilinmekte. Pasinler Savaşı kimle kim arasında gerçekleşmiştir dediğimde Bizans ile arkadaşlar Büyük Selçuklu arasında gerçekleşecek bir olay. Peki bu dönemdeki hükümdarım kim? Tuğrul Bey diye ne yapacağız? Adlandırıyorsunuz. Sonrasında Tuğrul Bey'den sonra başa geçen arkadaşlar Sultan Alparslan bu dönemde Anadolu'nun kapılarını Türkleri açacak. Peki Anadolu'nun kapılarını hangi olayla Türkleri açacağız biz dersek? Arkadaşlar Malazgirt Savaşı olarak ne yapacaksınız? Bileceğiz arkadaşlar. Şimdi Malazgirt Savaşı ile birlikte kimle kim arasında oldu? Bizans ve arkadaşlar kim diyorsunuz? Bu dönemde Büyük Selçuklu Devleti arasında gerçekleşecek bir olay. Hükümdarım kimdi? Sultan Alparslan olarak ne yapılmakta bilinmekte. Sonrasında Sultan Alparslan buradaki beyliklerin kurulmasına öncülük edecek. Ve sonrasında arkadaşlar Anadolu'nun artık ebedi Türk yurdu. Anadolu'dan Türklerin atılamayacağı anlaşılan bir savaş gerçekleşecek. Yani Anadolu'nun neyini alacağız? Tapusunu alacağız. Yalnız bu sefer Büyük Selçuklu değil. Kimi göreceksiniz arkadaşlar? Türkiye Selçuklu'yu göreceğiz. Türkiye Selçuklu ile kim yine savaş yapacak? Bizans yapacak. Peki bu dönemde arkadaşlar hükümdarım kimdir dersem? ikinci Kılıç Aslan olarak ne yapılmakta? bilinmekte diyeceğiz. Sonrasında bilimize bakalım. Türkiye adı ise ilk defa Bizans kaynaklarında görülecek ve Anadolu 12. yüzyıldan itibaren Batılar... tarafından Türkiye adıyla anılmaya başlanmış. Arap kaynaklarında ise Berütü Türkiye ifadesi arkadaşlar kullanılmaya başlanmıştır. Anadolu'da ilk Türk akınları arkadaşlar Avrupa Hunları tarafından olduğunu söylemiştik. Bunlar arkadaşlar bunlardan sonra ikinci kez Anadolu'yu keşifler yapan kimlerdir dersem sabarlar olarak ne yapılmakta bilinmekte. Ama bunların hiçbiri Anadolu'yu Türk yurdu haline getirmeyi amaçlamışlar mıdır? Hayır sadece bir keşif yapıyorlar diyorlar ki biz burayı beğenmedik kardeşim. En iyisi biz buradan ne yapalım gidelim diyelim. Ama arkadaşlar Oğuzlar Anadolu'yu ebedi Türk yurdu haline getirecek. Şimdi hatırlayın Sultan Alparslan arkadaşlar bu dönemde ne yapmıştı arkadaşlar? Gittiğiniz yerlerde beylik kurabilirsiniz düşüncesini ortaya atacaktı ve Anadolu'da beylikler ortaya çıkacak. Kimler? Danışmentliler, alt saltuklar, mengücekler, artuklular arkadaşlar gibi ve çaka beyliği gibi beylikleri göreceğiz. İlk olarak danışmentliler kimler? Danışment Ahmet Gazi tarafından Sivas'ta kurulacak. Türk beyliklerinde en güçlüsü number diyeceğiz. Haçlarla mücadele edecek ve Anadolu'nun ilk medresesini yapmışlardır. Ve Anadolu'nun ilk medresesi hangisidir dersem arkadaşlar tokat arkadaşlar yağı basan arkadaşlar neyi diyorsunuz medresesi olarak ne yapılmakta bilinmekte. Bu bilimi unutmuyorsunuz Anadolu'nun ilk medresesi olarak ne yapacağız biz bileceğiz. Aynı zamanda Anadolu'da kendi adına para bastıran ilk beyliktir arkadaşlar. Kimdir peki kendi adına para bastıran kişi? Danışment, Ahmet, Gazi arkadaşlar. Kendi adına para bastıran ilk Türk beyliği olarak ne yapacağız bileceksiniz. Sonrasında Saltuklular. Ebu Kasım Saltuk Bey tarafından kurulacak. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir unutmuyorsunuz. Bir gün Erzurum'a yolunuz düşerse ki buradan Erzurum'a selamımız olsun. Erzurum Ulu Cami ve Mama Hatun Kümbeti en önemli eseri içinde ne yapmakta yer almaktadır diyeceksiniz. Mengüceklere gelelim. Mengücekler arkadaşlar Mengücek Gazi tarafından kuruluyor. Peki bunlar nerede kurulmuştur? Ne diyeceksiniz değerli arkadaşlarım bu dönemde Erzincan, Kemah ve Divri bölgesinde kuruluyor. Bakın unutmayın Erzincan, Erzincan arkadaşlar, Kemah arkadaşlar ve Divri bölgesinde ne yapılmıştır? Kuruldu diyorsunuz. Rum ve Gürcülerle bu dönemde mücadele edilecek. En önemli eseri Divri Ulu Cami ve Darüşşifası UNESCO tarafından kültür miras listesine ne yapılmıştır arkadaşlar? Alınmıştır diyorsunuz ki burada da Divri Ulu Cami'nin bir minyatür örneği ne yapmaktasınız? Görmektesiniz diyeceğiz. Gelelim Çaka Bey'ine. Çaka Bey arkadaşlar ilk Türk denizci beyimdir. Nerede kuruluyor? İzmir ve çevresinde kurulacak. Bu anlamda benim için önemli. Neden bu anlamda benim için önemlidir? Dediğimde şunu anlıklımıza gelecek. Bunlar arkadaşlar 1081 yılında kuruluyor. 1081 yılında kuruldukları için arkadaşlar neyin önemi vardır dersem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi de 1081 olarak kabul edilmekte. Çünkü ilk Türk Denizci Beyliği olarak Çaka ne yapacağız bileceğiz. Yalnız bu dönemde damadı 1. Kılıç Aslan tarafından zehirlenerek arkadaşlar öldürülmüş ve Bizans'a yoğun bir şekilde denizden baskı uygulamıştır. Artuklara gelelim. Artuk Beyliği kaç kolda ele alınacak dersek? 3 kolda ele alacaksınız. Nedir peki bu dersek? Arkadaşlar Hasan Keyif, Hasankeyf, Harput ve ne diyoruz arkadaşlar Mardin Artukluları olarak ne yapılmakta ele alınmakta. En tanınmış bilim insanları bu dönemde Artuklu zamanında yaşanmış kimdir dersek Elciziri. Peki Elcizir'in önemi nedir dersek? E, bu dönemde arkadaşlar Sibernet'in ilk kurucusu olarak bilinmekte denge kurma ve ilk robot yapıldığı ne yapılmakta El Cezir tarafından e, yapıldığı bilinmekte. En önemli eserleri Hasankeyf, Malamadi, Ambarçayı köprüleri Artukların en önemli eserleri arasında bilinmekte. Hatta bununla ilgili şarkılar bile yazılmıştır. Malabat Köprüsü arkadaşlar en önemli eserler içinde bilinmekte. Şimdi gelelim Türkiye Selçukları Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde etkili olan uzun ömür devlet olacak. Hatırlayın Milya Kefalon Savaşı'yla diyeceğiz. Bu dönemde arkadaşlar Aslan Yagbu'nun torunu Süleyman Şah 1077'de Hristiyanlar için oldukça önemli olan İznik'i ele geçirmiş ve başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurmuştur. Daha sonrasında arkadaşlar 1. Kılıç Aslan'da İznik'te ne ilan edilecek? Sultan ilan ne yapılmıştır? Ediliyor. Bu dönemde Sultan 1. Kılıç Aslan arkadaşlar nerede seferdi? Malatya'da seferdi arkadaşlar. Manatya'da seferde olduktan sonra bu dönemde kardeşi arkadaşlar Kılıç Aslan'ın kardeşi Davut Kulan Aslan arkadaşlar nereye gönderiliyor bu dönem içerisinde? Öncü Haçlı birliklerin önüne gönderiliyor. Daha sonra arkadaşlar Davut Kulan Aslan bu dönemde arkadaşlar ilk öncü birlik Haçlıları çatır çatır yiyecek bu dönemde. Yemesiyle birlikte Sultan rahat diyor. Diyor ki nasıl olsam ben Haçlıları yenerim. Ama yalnız Sultan e, hesapladığı gibi olmuyor Bu dönemde daha güçlü bir e, ordu gelecek arkadaşlar Birinci Haçlı Seferinde Türkiye Selçukları mağlubiyet alacak Mağlubiyet almasıyla birlikte Konya yolundayım diyecek Neden Konya yolundayım? İlk kurulduğum yer nereydi? İznik'ti. Başkenti nereye taşımak zorunda kalacak? Konya taşımak zorunda. Ne yaptı? Kaldı. Ve artık Türkiye Selçuk devleti yıkılana kadar benim başkentim neresidir? Konya olacak. Birinci e, Haçlı seferi sonrasında arkadaşlar Urfa ve bölgesinde de ilk kez Haçlı kontluğu ne yapılmıştır? Kurulmuştur diyeceksiniz bu dönem içerisinde. Sonrasında gelelim arkadaşlar. Yine bakın Anadolu'yu 3 aşamada aldık dedik. Şuraları söylemiyorum. Buraları siz de hemen bir hesaplayın. Anadolu'nun keşiflerini, Anadolu'nun kapısını ama Anadolu'nun arkadaşlar tapusu kim zamanında alınıyordu? Bu dönem içerisinde Türkiye Selçuklu döneminde alınacaktı. Peki kim alacaktı? İkinci Kılıç Aslan tarafından arkadaşlar bu dönemde Anadolu artık ebedi ne haline gelecekti? Türk yurdu haline ne yapmıştı? Geldi diyecektiniz. Sonrasında arkadaşlar, bileceğim unsurlardan bir tanesi devlet yönetimi yapısı nasıl arkadaşlar bu dönemde Türk boylarının nasıl sosyal yapıları var buna bakalım arkadaşlar Türklerin en küçük yapısına biz ne diyeceğiz Oguş diyeceksiniz ya da diğer isimle ne diyebiliyorsunuz aile Türklerde genelde çekirdek aile yapısı göreceğiz arkadaşlar anne baba çocuk diyeceksiniz sonrasında bu ailenin oluşturduğu arkadaşlar bir birlik var yani akrabalardan söz ediyoruz. Urugu diyeceğiz arkadaşlar. Yani ne diyeceksiniz? Aile birliği olarak ne yapılmakta? Ele alınmakta. Bir tık açıktığım zaman aile birliğini yani urun oluşturduğu topluluk ise bir boy olacak. Boyu diğer isminde ok diyebileceksiniz. Sonrasında bu boyların oluşturduğu bir ne olacak? Millet ya da diğer isminde bodun diyeceksiniz. Millet ya da diğer isminde Bodun diyeceğiz. Peki bir millet neyi oluşturur? Tabii ki olmazsa olmaz devlet oluşturacak. Devlette de arkadaşlar diğer isminle el ya da arkadaşlar il diye ne yapabiliriz adlandırabilirsiniz. Burada görüyorsunuz Türk boylarının tamgalarının bir kısımları verilmiş. Kayı boyunu biliyorsunuz şu anda çok popüler ve meşhur olan tamgalardan bir tanesi. Daha sonra Selçukluların kuruluşunu sağlayan Kınık boyunun tamgası ve Avşar boyunun tamgasını ne yapmaktayız görmekte izleyeceğiz. Şimdi gelelim. Türkiye Selçukluların da ordu nasıl arkadaşlar bundan söz edecek olursak. Türkiye Selçuk Devleti'nin askeri teşkilatı da Büyük Selçuklular ile hemen hemen aynı kısımda olacak ve şu unsurlardan oluşacak. Bakın Türkmenler, hassa kuvvetleri yani gulamlar. Gulamları hemen söyleyeyim arkadaşlar neydi gulamlar? Savaş alanında esir düşenlerini arkadaşlar beşte birinin Orduya alınması gulam sistemi olarak ne yapılmaktaydı bilinmekteydi. Yani genelde padişahı koruyacaklar hassa kuvvetleri. Sonra iktidar sahipleri ve verdiği kuvvetler, vasal devlet kuvvetleri, ücretli askerler. Türkiye Selçuklu'da ayrıca Resul Bahir yani deniz kuvvetleri olacak arkadaşlar bu dönemde. Komutanlarını ise Merikus Sevail yani sahillerin meliki anlamında bir e, ünvan ne yapılmıştır kullanıldı diyorsunuz. Şimdi gelelim Haçlı Seferlerine. Haçlı Seferlerinde kaç tane Haçlı Seferi göreceğiz dersek... Dört tane haçlı Seferi ne yapacaksınız arkadaşlar bu dönem içerisinde göreceğiz. Şimdi haçlı seferlerin nedenleri bir dini olarak kilise arkadaşlar doğunun neyine ulaşmak istiyor? Zenginliklerine ulaşmak isteyecek bu birinci noktamız. İkinci noktamız nedir dersek bu dönemde kutsal dünyanın herkes için kutsal sayılan yer. Kudüs'ün ne yapılmak istenmesi, ele geçirilmek istenmesi yine savaşın önemli unsurları içinde ne yapılmakta bilinmekte diyeceksiniz. İlk haçlı seferinden... Zaten bahsetmiştik hatırlıyorsunuz bu dönem içerisinde. Arkadaşlar 1. Kılıç Arslan 1. aç Seferinde mağlup oluyordu. Ve bu dönemde arkadaşlar ne olacaktı? Başkenti İznik'ten nereye taşımak zorunda kalmıştı? İznik'ten arkadaşlar Konya'ya taşımak zorunda ne yapıyordu? Kalıyordu. Yani biz burada arkadaşlar ne göreceğiz? Bir mağlubiyet göreceksiniz. Yani ben burada savaşı ne yaptım? Kaybettim. Yani çarpıyı gördüm. Sonrasında diyeceğim önemli unsurlardan bir tanesi Urfa'da ilk Haçlı Devleti kurulacak. Bu anlamda önemli arkadaşlar bizim için. Haçlar nereye ele geçiriyor? Kudüs'ü ele geçirecekler. Ve sonrasında ikinci Haçlı Seferi'nde Fransa Kralı Louis ve Alman İmparatoru Konrad arkadaşlar ön plana çıkmış. Alman İmparatoru Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Mesut tarafından Eskişehir yakınlarında yenilgiye uğratılmış. O zaman ben ikinci Haçlı Seferi'nde bir zafer mi göreceğim? Evet ikinci Haçlı Seferi'nde bir zafer ne yapacağız? Göreceksiniz. Sonrasında Selahattin Eyyubi'yi göreceğiz. Önemli bir kahraman nedir? Hıttin savaşını bileceksiniz. Hıttin savaşı nedir dersek, Hıttin Savaşı ile birlikte Kudüs kimin eline geçiyor? Müslümanların eline ne yapmıştır? Müslümanların, Müslümanların eline ne yaptı? Geçti diyeceğiz. Sonrasında 4. Haçlı Seferi tamamen bizle alakası olacak. Neden? Bu dönemde İlk kez denizden Haçlı Seferi düzenleniyor, Venedik gemileri kiralanıyor ama Papa ve paralarını ödeyemediği için Venedikler bunu tahsis edebilmek için yolu nereye çeviriyorlar? İstanbul'a çevirecekler ve İstanbul'da bir Latin Krallığı kurarak İstanbul'u tamamen yağmalıyorlar. Bunun üzerine tabii ki bu bileni işime yarayacak mı? Evet yarayacak. Nasıl işime yarayacak arkadaşlar dersem? Şundan dolayı bu dönemde İstanbul'un fethi sırasında... Haçlar, Ortodokslar şunu söyleyecek. Haçlı hacı göreceğime Müslüman sarı görmeyi yeğlerim diyerek bu dönemde İstanbul'un fethi için önemli bir unsur olacak 4. Haçlı Seferi. Sonrasında Türkiye Selçuk Devleti'ni hatırlayın en parlak dönemi yaşatan bir kişi vardı. Kimdi? Alaaddin Keykubat. Alaaddin Keykubat Celalettin Harzemşah'la Moğol tehlikesine karşı işbirliği yapmak istemiş. Fakat bu dönemde Celalettin Harzemşah arkadaşlar bu dönemde Doğu Anadolu'yu gözünü tıkıyor. Bunun üzerine arkadaşlar Alaaddin Keykubat'la yani Türkiye Selçuklularıyla Hazrem Şahlar arasında bir savaş gerçekleşecek. Ben bu savaşa arkadaşlar Yassı-Çemen Savaşı diyeceğim. Yassı-Çemen Savaşı'nın özelliği nedir dersek Hazrem Şahlar ortadan kalkacak. Ve burada ne tehlikesi ortaya çıkıyor? Moğol tehlikesi ortaya çıkacak. Neden dersem artık Anadolu'da, Anadolu Türkiye Selçuklu'ya Moğollar arasında bir tampon bölge görevi olan bir devlet olmayacak ve Anadolu'da ne tehlikesi baş göstermiştir? Moğol tehlikesi baş gösterecek. Şimdi Moğol istilası nasıl gerçekleşecek? Bu dönem içinde bileceğim unsurlardan bir tanesi Alaaddin Keykubat öldükten sonra devletin başına kim gelecek? İkinci Gıyasettin Keyhüsrev'den söz edeceğiz. Bakın kim diyeceğim? İkinci Gıyasettin arkadaşlar. 2. Gıyasettin kim diyorsunuz? Keyhüsrev ortaya çıkıyor. Keyhüsrev'in özelliği nedir? Bu dönem içinde bileceğim unsurlardan bir tanesi nedir dersek Anadolu'da bu dönemde ne isyanı çıkıyordu? Babai isyanı çıkacaktı ki Anadolu'da ilk Türkmen isyanıydı bunu unutmayın. Hatırlayın bu dönemde Moğollar bizi izliyor muydu? Bizim güçlü olduğumuzu düşündüğü için bize saldırmıyordu. Sonrasında 2. Gıyasettin ve bu dönemde Moğol hükümdarı Hülagu Han'la birlikte hangi savaş gerçekleşecek? Köse Dağı savaşı ne yapıyor? Gerçekleşiyor. Köse Dağı Savaşı'nda birlikte 2. Gıyasettin orduyu bırakarak kaçacak ve artık Türkiye Selçuk Devleti yıkılma sürecine girmiş ve Anadolu'da bir Moğol zulmü ortaya ne yapmıştır? Çıkmıştır. Bu dönemde arkadaşlar Sivas yakıp yıkılıyor. E, darma duman edilmiştir. Bu dönem içerisinde tabii ki Anadolu'nun önemli evliyaları da Moğollara karşı önemli mücadeleler ne yaptı? Verdi diyeceğiz. Sonrasında hatırlayın İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev'in ölmesi sonra oğulları arasında Celalettin Karatay tarafından ortak saltanat düşüncesi ortaya atılıyor. Bu ortak saltanat düşüncesi sonrasında bileceğim unsurlardan bir tanesi ikinci Mesut'un ölümüyle birlikte tamamen Türkiye Selçuklu devleti yıkılmış ve artık Anadolu'da ne ortaya çıkmış? İkinci beylikler dönemi ortaya çıkacak. İkinci beylikler döneminde bileceğim en önemli beyliklerden bir tanesi Karamanoğulları. Diye ne yapacaksınız? Bileceksiniz arkadaşlar. Karamanoğullarının yanı sıra kimleri bileceğiz? Osmanlıoğullarını bileceksiniz. Karamanoğulları bu dönemde Moğollara karşı yoğun mücadele veriyor. Yine Osmanoğulları da bu dönemde teşkilatlanma anlamında önemli bir unsur gerçekleştirecek ve Türklerin bilinen en önemli devleti olan Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasını ne yapmışlardır? Gerçekleştirecektir. Şimdi gelelim etkinliğimize bakalım. Anadolu'ya ilk Türk akınları kim zamanında yapılmıştı? Hatırlayın hemen ne diyordum? Avrupa Bunları olarak ne yapılmakta bilinmekte. Anadolu'nun kapıları Türklere hangi olayla açılmıştı değerli arkadaşlar? Bu dönem içerisinde Malazgirt olarak ne yapacaksınız bileceksiniz bu dönem içinde. Şimdi sonrasında beyliklerden en güçlüsü hangisiydi kurulan bu dönem içerisinde? İlk beylikler döneminde. Kim diyecektiniz arkadaşlar? Danışmentliler olarak ne yapılmakta bilinmekte. Türklerde ilin anlamı hangisine gelmekte? Devlet diyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet sizin için bir soruya bakalım. Çaka Beyliği yukarıdaki haritada hangi numarayla gösterilmişti demiş. E, 4, 3, 1, 5 ve 2'yi görüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk denizci beyliğimizdi. O yüzden 4'ü alacağız hele. Yani doğacağımızı D olarak ne yapılmakta bilinmekte. Şimdi gelelim kuruluş dönemi gelişmelerine. Osmanlı devleti ikinci ünitemizden söz edeceğiz. Bu dönemde Koyunhisar Muharebesi Bursa'nın Fethi Palekanon muharebesi. Şimdi arkadaşlar bu dönem içerisinde Koyunhisar Muharebesi'nin özelliği nedir dersem ilk diyorum. Neyin ilkini diyeceğim? Bizans ile Osmanlı arasında yapılan ilk savaş olarak ne yapılmakta bilinmekte. Bursa'nın Fethi'nin özelliği ne? Orhan Gazi döneminde Bursa fethedilerek arkadaşlar önemli bir ticaret ikmal yeri evre geçiyor ve Bursa başkenti yapılacak. Sonrasında Palekanon ya da diğer isminde arkadaşlar Maltepe Savaşı diyebileceksiniz. Bu savaşın özelliği nedir dersek Bizans artık Anadolu'dan e, topraklarını alabileceği ümidinde tamamen ortadan kaldırıyor. İznik'in fethi ve İznik'in fethi nerede dersek böylece devlet arkadaşlar başkenti İznik'e ne yaptı taşıdı. Karisoğlu Beyliği'nin alınması nedir dersem ilk neye başlayacağım? Denizcilik faaliyetlerine başlayacağız. Bu bir. Sonrasında arkadaşlar Anadolu Türk Siyasi Birliği'nde atılan ilk adım Olarak ne yapılmakta bilinmekte ve aynı zamanda şunu bileceksiniz değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti ilk tersane çalışmalarını Karesioğlu Beyliği'nden aldığı Karamürsel'le başlayacak. Sonrasında Çin Pekalesi'ni alacağız hediye yoluyla kuzene yardım ettiğimiz için sonrasında Çin Pekalesi'nin alınmasıyla birlikte bu dönemde Osmanlı Devleti arkadaşlar Rumeli'de ilk adımı ne yapmış oluyor atmış olacak. Sonrasında 1. Murat döneminde arkadaşlar neresi ee, Sazlı Dere Savaşı sonrasında Edirne fethedilecek. Edirne'nin fethedilmesi bana nasıl bir yarar sağlıyor dersem şundan söz edeceksiniz. Edirne'nin fethedilmesiyle birlikte bu dönemde değerli arkadaşlar fetih bölgelerine yakın olabilmek için Edirne başkent ediliyor. Sonrasında Çirmen Muharebesi'nde Haçlar mağlup edecek ki birinci Çirmen ya da Sırpsındı Savaşı diye diye olacaksınız. Bunun özelliği dersek Osmanlı ile Haçlar arasında yapılan İlk savaş olarak ne yapılmakta bilinmekte. Birinci Kosova Muharebesi özelliği nedir? Savaş alanında ilk kez top kullanılacak ve birinci Murat savaş alanında ne düşmüştür? Şehit düşmüştür diyoruz. Nibolu Muharebesi bu dönemde Yıldırım Beyazıt Haçları mağlup ediyor ve bunun üzerine Abbas Halifesi ona Sultanı İklimi Rum ünvanını Vermiştir. Sonrasında Timur ile Yıldırım arasında Ankara Savaşı gerçekleşecek ve Osmanlı Devleti kuruluş aşamasında bir yıkılma süreci gerçekleşiyor. Biz bu döneme Fetret Devri diye adlandıracağız. Fetret Devri'ni Çelebi Mehmet sonlandıracak ve sonrasında 2. Murat döneminde Varna ve sonrasında 2. Kosova Muharebesi ile Balkanlar'da Türklerin kalıcılığı ne yapılmıştır sağlandı diyoruz. Evet şimdi gelelim bunlara bakalım arkadaşlar. Koyunhisar Muharebesi. Nedir Koyunhisar Muharebesi'nin öncesinde? Anahtar kelimelerimizden söz edelim. Osmanlı Bizans ilk savaş, Anadolu Türklerin atılamayacağı ve başkent demişiz. Şimdi Koyunhisar Muharebesi bu dönemde kimle kim arasında yapılmıştır dersem Bizans ile kim arasında olacak? Osmanlı arasında gerçekleşecek bir savaş. Bu savaşın özelliği Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş olarak ne yapılmakta bilinmekte. Bursa'nın fethi, Bursa'nın fethinin özelliği ise bu dönemde Bursa fethediliyor ve Bursa'yı ne yapacağız? Başkent yapacağız. Peki Bursa hangi anlamda? Önemli nokta ticari anlamda önemli bir unsur olacak. Ve tabii ki Osmanlı Devleti'nin ekonomiksel kazancı hal kulade ne yapmıştır? Artmıştır. Sonrasında Palekeno Muharebesi 1329 yılında. Diğer isminde ben Palekeno ne diyebileceğim? Maltepe Savaşı olarak ne yapılmakta bilinmekte. Bu savaşın özelliği Bizans diyor ki artık aman tanrım dedi. Yani Anadolu'dan artık kimlerin yani Anadolu'da hangi toprakları alamayacağını anlıyor. Bizans topraklarını alamayacağını Palekanon muharebesiyle Bizans ne yapmıştır anlayacak. Sonrasında İznik'i fethedeceğiz. İznik artık Bursa'dan sonra benim neyim olacak? Başkentim olacak diyeceksiniz. İzmit'in fethi ve Karesi Beyliği'nin alınması, Çimpe Karesi'nin alınması, Edirne'nin fethi. Anahtar kelimelere bakalım. Anadolu Türk siyasi bilinde atılan ilk adım. İlk denizcilik faaliyetleri, ilk tersane Rumeli'de atılan ilk adım en uç başkent. Şimdi İznit'in fethinin sonrasında Karesi Beyliği benim için önemli. Neden? Bakın şöyle bir düşünün. Osman Devleti bugüne kadar Anadolu'da herhangi bir Türk siyasi birliğini sağlayabilmek için bir beylik almış mıydı? Hayır. Karesoğulları beyliği benim için ilk mi oldu? Evet ilk oldu. O zaman ne diyeceğim? Anadolu Türk siyasi birliğinde atılan ilk adım olarak ne yapacağım ben? Karesoğlu beyliğinin alınmasını bileceksiniz. Aynı zamanda Osman Devleti Karesoğlu beyliğinin almasıyla birlikte ilk denizcilik faaliyetlerine başlayacak ve ilk tersane nerede açılacak? Karamürsel olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Neresi olarak bileceğiz? Kara olarak ne yapacaksınız bileceksiniz. Sonrasında bu dönemde Bizans kralı Kantakuzen'e Orhan Gazi yardım ederek Bizans'ın iç işlerine karışıyor. Ve Kantakuzen bunun sonrasında Çin Pekarisi'ne Orhan Gazi'ye hediye edecek. Peki Çin Pekarisi'nin özelliği ne? Rumeli'ye atılan ilk adım ve aşama olarak ne yapacağız biz bileceğiz. Sonrasında 1. Murat döneminde ne olacak? Edirne fethediliyor. Sazlıdere Savaşı sonrasında peki Edirne'nin fethedilmesi benim için özelliği ne, önemi ne dersek eğer en uç başkent. Bakın ben Bursa'yı İzni başkent yaptım. En uç olan Edirne'ye gidiyorum. Peki niye Edirne'yi başkent yaptım? Çünkü savaşa ve fethedeceğim bölgeleri ne olması? Daha yakın olması, ikmali daha iyi sağlayabilmem bu anlamda benim için önemli. Çirmen Muharebesi arkadaşlar. Birinci Çirmen ya da diğer isminde Sırp Sındı Savaşı diyebileceksiniz. İlk kez kenahtar kelimeniz ilk top ilk şehit düşen padişah Sultan İklimur'un haçlar ağır yenilgi alacak. Şimdi bu dönemde arkadaşlar Çirmen Muharebesi'nin önemi nedir dersek haçlar arasında yapılan ilk savaş. Sonrasında arkadaşlar birinci Kosova Muharebesi'nin özelliği nedir dediğimde şunu söylüyorsunuz. Savaş alanında ilk kez top kullanılıyor. Amaç düşmanı öldürmek değil düşmanı ne yapmak korkutmak temel Sonrasında savaş alanında Murat gezerken ne olacak? Bir Sırplı tarafından şehit ediliyor ve savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Nibolu Muharebesi. Bu dönemde Yıldırım Beyazıt İstanbul'u kuşatıyor. İstanbul'u kuşatması sonrasında Haçlılar toparlanarak Nibolu'da kimle savaş yapacak? Yıldırım Beyazıt'la bir savaş yapıyor. Bu savaş sonrasında Haçlar ağır bir ne alacak? Yenilgi alıyor. Abbas Halifesi tarafından da Yıldırım Beyazıt'a bir ünvan veriliyor. Ne ünvanı veriliyor dersek Sultanı Rum yani Anadolu Diyarı'nın Sultanı ünvanı ne yapılmıştır bu dönemde verilmiştir Yıldırım Beyazıt için diyoruz. Sonrasında baktığımızda siyasi olarak baktığımda Parakeno Muharebesi'ni, Çirmen Muharebesi'ni, Varna Muharebesi'ni, Nibolu, Kosova ve 2. Kosova'yı göreceğiz. Gelen attığıyla hemen kısaca Arkadaşlar Varna Muharebesi'ne ikinci Murat tahtı bırakarak yerini 12 yaşındaki oğlu Mehmet'e bırakacak. Bunun üzerine Edirne Segedir Anlaşması'nı bozan Haçlar Varna'da Murat'la ne yapacak? Karşı karşıya geliyor ve Varna'da Haçlar ağır bir mağlubiyet alacak. Bu mağlubiyetinin acısını gidermek isteyen Haçlar ikinci Kosova Muharebesi'nde tekrardan Osmanlı'ya saldırıyor. Ama Osmanlı'nın tokatını yiyerek bu dönemde artık savunmaya çekilmiş ve ikinci Viyana kuşatmasına kadar Osmanlı Devleti taarruzda Haçlar ise savunmada kalmıştır. Yıldırım Beyazıt döneminde Ankara Savaşı'nı göreceğiz. Timur ile Ekim arasında gerçekleşecek. Yıldırım Beyazıt arasında gerçekleşiyor. Savaş alanında düzenli görüyorsunuz bu dönemde. Ankara'nın bugün Çubuk Ovası'nda gerçekleşecek. Bu dönemde Yıldırım Beyazıt savaş alanında esir düşen ilk Osmanlı padişahı olarak bileceğiz. Oğlu Mustafa Çelebi ile birlikte. Semerkant'a götürülecek. Sonrasında Anadolu'da Osmanlı Devleti kuruluş aşamasında bir yıkılış süreci yaşayacak. Ben bu yıkılış süreci diye adlandırdığım döneme Fetret Devri diyeceğim. Fetret Devri kaç yıl sürecek dersem tam tamına 11 yıl süren bir unsurdan ne yapacağız biz söz edeceğiz. Sonrasında anahtar kelimelere bakacak olursam. Yıldırım Beyazıt, Timur Lenk, Filler, Çubuk Ovası, Esir Düşen İlk Pateşah, İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebi diyoruz. Peki şurada İsa, Musa, Süleyman, Çelebi ve Çelebi Mehmet kim? Fetret devrini gerçekleştirecek Osmanlı Şehzadeleri. İsa Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi ve Çelebi Mehmet arasında gerçekleşecek taht kavgası ve otorite boşluğuna biz Fetret Devri diye adlandıracağız. Peki bu otorite boşluğunu kim sonlandırmıştır? Çelebi Mehmet diyoruz. O yüzden Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak ne yapılmakta bilinmekte diyeceğiz. Varna Muharebesi'nde aynı kısaca bahsettik. Haçlar arkadaşlar 1444'te yine Osmanlı'ya saldırıyor ama arkadaşlar Murat burada büyük bir zafer kazanacak. Kosova Savaşı ile birlikte artık Balkanlarda kesin Türk hakimiyeti sağlanmıştır. Osman Devleti'nin kuruluşu ile ilgili görüşler var. E, Paul Vitek, Mehmet Fuat Köprülü, Ziya Gökalp sonrasında arkadaşlar kimden söz edeceğiz? Bu dönemde Halil İnalcık gibi unsurların önemi. Paul Vitek gaza teziyle açıklayacak. Daha sonrasında Türkmenlerin gaza ruhu ile Bizans üzerine seferler yapması e, Osmanlı'nın kuruluş aşamasında önemli bir gelişme olduğunu söylüyor. Sonrasında değerli arkadaşlar Türklerin sahip olduğu milli özellikler, Kuruluş dönemi hükümdarlarının yetenekli olması, Selçuk Devleti'nin zayıflaması ve beyliklerin kurulduğu dönemde Anadolu'daki siyasi boşluk Mehmet Fuat Köprülü'ye göre Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin önemli unsurları içerisinde. Halil İnalcık ise uçlardaki sosyal değişme dikkat çekecek ve Paul Wittekin görüşüne katılıyor ama kısmen de bunun daha farklı olduğunu söyleyecek... 13 ve 14. yüzyılda meydana gelen bu köklü sosyal değişimin temel sebebinin Moğolların yönetime girmek istemeyen Türkmenlerin göçleri ve bölgedeki buna bağlı oluşan nüfus baskısını söylemiştir. Şimdi girelim etkinliğimize bakalım. Etkinlikte neyi diyeceğiz? Osmanlı'nın Bizans ile yaptığı ilk savaş hangisidir diyor. Hemen diyorsunuz ki arkadaşlar Koyun Hisar Savaşı olarak ne yapılmakta bilinmekte? Osmanlı Devleti'nde Edirne hangi padişah zamanında başkenti yapılmış demiş. Hemen diyeceksiniz ki birinci Murat devrinde ilk kez başkent yapılıyor. Osman Rumeli'de attığı ilk adım nedir? Hatırlayın hangi kaleyi almamla Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla birlikte ilk adımı atmış olacak. Sultan İklimi Rum unvanı hangi Osmanlı padişahı almıştır dediğimde aklıma kim geliyor? Yıldırım ne diyorsunuz? Beyazıt olarak ne yapılacağız? Bileceksiniz. İstanbul ilk kez hangi padişah döneminde? Yine aynı şekilde kim diyoruz? Yıldırım Beyazıt diye ne yapacağız? Adlandıracaksınız. Osmanlı Devleti'nde hangi olayı fetret devrine girildi? Hatırlayın Ankara Savaşı olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Savaş alanında esir düşen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Dediğimde hemen şunu söylüyorsunuz. Kim diyeceğiz tabii ki yine Yıldırım Beyazıt olarak ne yapacağız? Bileceğiz. Sonrasında savaş alanında şehit olan ilk Osmanlı padişahı o için de 1. Murat diye ne yapılmakta? Adlandırılmakta. Osmanlı'nın Haçlar ile yaptığı ilk savaş hangi savaştır? Diyoruz Sırp Sındı. Sındı savaşı olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Osmanlı'nın yaptığı ilk iskan politikası nedir dersek? Konar, göçer Türkmenlerin fethettiğim, fetih ettiğim, ettiğim arkadaşlar bölgeye ne yapma? yerleştirme politikası olarak ne yapacağız bileceğiz. Top ilk kez hangi savaşta kullanılmıştı? Birinci Kosova Savaşı olarak bilinmekte. Şeyh Bedrettin olayının özelliği nedir? Şeyh Bedrettin olayı Çelebi Mehmet döneminde gerçekleşecek bir olay. Özelliği nedir dersek de Osmanlı Devleti'nin ilk arkadaşlar dini ve sosyal içerikli nedir? İsyanıdır diyorsunuz. Bakın tekrar söylüyorum Osmanlı Devleti'nin ilk dini ve sosyal içerikli isyanıdır diyeceğiz. Şimdi gelelim beylik döneminde Osmanlı askeri gücüne bakalım. Şimdi Anadolu'nun uç bölgelerinde toplanan Türkmenler doğuda batıda karşı gaza hareketinin ön safında mücadele etmiştir. Şimdi arkadaşlar bunları ilk boşluğumuzu yorum kısmına yazmanızı bekliyorum. Hadi bu da sizin ödeviniz olsun. Sonrasında devam edelim. Osmanlı Bey'in ilk savaşçı sınıfını Osman Gazi'nin etrafında gaza ganimet amaçlı toplanan atlar ve gaziler ne yapmıştır? oluşturdum O zaman hemen birlikte yordum yapalım. Demek ki Osmanlı Devleti'nin ilk kuruluş aşamasında bir düzenli ordudan ne yapmayacağız? Söz etmeyeceksiniz. Gönüllüler oluşan altlar ve gaziler ne yapacak olacak. Şimdi beylik döneminde Ahiyan Rum, Rum Abdanrum, Rum, adlarıyla anılan zümrelere mensup kuvvetlerde seferlere ne yapmışlar bu dönemde? Katılacaklar. İslamiyet öncesi dönemde binicilik, atçılıkta usta olan Türk kadınları savaşlara erkeklerle birlikte katılmıştır. Peki boşluğu ne diye adlandıracağım? Şu dervişlerden birisi aklınıza gelecek. Bu boşluğu daha ikinci kısmıda yine yorum kısmına yazın arkadaşlar. Bekliyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar, Aptanın Rum savaşçılar noktanapte oluşturduğu teşkilattır. Gazi Han Rum ise ifade etmiştir. Osman teşkilatının temelini Osman ve Orhan Bey'in sancağı altında toplanan savaşçılar oluşturmuştur. Yine arkadaşlar hadi bakalım boşlukları siz hemen videoyu durduruyorsunuz. Boşluklara bakıyorsunuz. Hemen boşlukları kendiniz dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da sizin için mükemmel ödevler. Şimdi gelelim. İlk fetihleri yapanlar arkadaşlar genelde kimlerdir dersem Türkmen kuvvetleri. Türkmen kuvvetleri olarak ne yapılmakta bilinmekte. Şimdi atlık ve gazilik nedir? Hepiniz alp olabilirsiniz. Hepiniz gazi olabilirsiniz. Peki ne diyor alplik gazilik? Aşıkpaşa'nın garip namesine göre Alp 9 niteliğe sahip olmalı, hiçbir şeyden ürkmemesi, sağlam duruşlu olmasıdır. Alperen yüreği, ordunun direğidir. Bu birinci unsurum. İkinci unsurum, pazusunda ve kolunda kuvvetli olmaktır. İkinci noktam. Üç, gayrettir. Alperen'e gayret lazımdır ki onla kendi canını umursamamalı, serden vazgeçmemelidir. Önemli unsur. Dört, alttır. Kişinin mademki yüreği ve gücü, gayreti, namusu ve arı vardır ona layık bir at gerekir ki onunla dört bir yere yetişebilir. Sonrasında beşinci unsur ise kalbi vücudu örten bir zırh olmalıdır ki kılıçla vurulsalar da kesmesin kötü yaydan ok dokunsa geçmesin diyecek. Altı yaydır Alperen eline o yay aldıklarında kahramanlıkları dünyaya yayılır. Yedi kılıçtır yay olup da kılıç olmazsa düşmana o kılıca sallamazsa yalnız ok ve yay ile atlık olmaz. Sekiz süngüdür Kolunda süngü oynatan Alperen kalbi kalbe aktarandır. Dokuz dosttur. Alp'ın bunca aleti olup da ardında yürüyen gönüldaşı yoksa bir şey yapamaz. Bu önemli unsurumuz. Pratiğimize bakalım. Türk gençlerinden meydana getirilen bu düzenli birliklere ne ad verilir? Orhan Gazi döneminde Türklerin ilk düzenli ordusu kurulacak. Peki ben bu düzenli orduya ne diyeceğim? Yaya ve Müsellem ordusu olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Yani Türk gençlerinden meydana getirilen İlk düzenli birliklerim olarak ne yapacağız yaya müsellerimi bileceksiniz kim zamanında Orhan Gazi döneminde ortaya çıkmıştır. Daha sonra Osmanlı askeri teşkilatını geri hizmete yer alan yaya ve müsellemler askeri amaçlı köprü ve yol, kale tamir gibi inşa, hendek kazımı gibi işlerde kullanılmıştır. Orhan Gazi'nin kurmuş olduğu yaya ve müsellemlerden sonra mesleği tamamen askerlik olan teşkilatı kurulmuş. Kimdir peki bu? Azepler diyorsunuz arkadaşlar. Kimler kurulacak? Azepler olarak ne yapacaksınız? Ele alacağız. Bakın Tonguç bile hemen azep olmaya hazır. Beylerbeyi komutası altında sefere katılmıştır diyoruz. Kimler diyeceksiniz? Azepler diyoruz. Azepler bu dönemde Beylerbeyi komutası altında seferlere ne yaptılar bu dönemde? Katıldılar. Böylece devlet askerliği kendine meslek edilmiş kimselerden oluşan, disiplinli, savaşa hazır ve harp kabiliyeti yüksek bir orduya sahip, olacak. Bunun öncesinde gönüller olduğu için adamların işleri oluyordu ve her sefer sefere katılamayacaktı. Bu yüzden de azepler ve düzenli bir birliğin olması ve kendi mesleği tamamen askerlik olması daha savaşa hazır, harp kabiliyeti yüksek bir potansiyele sahip olacak. Osmanlı Devleti Balkanlardan Anadolu'ya, Arap Yarımadası, Kuzey Afrika'yı fethettiğinde çok geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Bu coğrafya yayılması ister istemez Osmanlı'nın merkezi otoritenin ...zayıflamasını ve zorlaşmasını ne yapmıştır sağlamıştır. Tımar sahiplerine ne denir dersek ehli tımarı diyeceğiz. Ya da diğer isminle ne diyorduk arkadaşlar? Tımarlı, spayi olarak ne yapacağız? Bileceksiniz. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde tımarı kaç kısma ayıracağız? Üç kısma ayırıyoruz. Baktığım zaman buralara ilk nokta tımarın genel adına ne diyoruz? Dirlik olarak ne yapılmakta bilinmekte. Dirliği kaç kısımda ele alacaktım? 3 kısımda ele alacağım. İlk olarak has. Sonrasında arkadaşlar burada gözükmüyor hemen bunu değiştirelim. Ne diyelim? Has diyoruz. Sonrasında ziyamet diyoruz. Sonrasında ise ne diyeceksiniz? Tımar olarak ne yapılmakta bilinmekte. Şimdi has, ziyamet ve tımar nedir? Has dediğim zaman adı üstünde kaliteli topraklar. Yani geliri padişah ve üst derece görev adamlarına gidiyor. Yıllık geliri 100 bin akçeden daha fazla olan topraklardır. Zahmet nedir dersem? Bu da orta dereceli devlet adamlarına yani subaşı kadı gibi devlet memurlarına verilecek. Geliri 20 bin akçe ile 100.000 bin akçe arasında değişecek. En üst limit 100.000 akçe. Yıllık geliri ise tımarın bu dönemde 20 bin akçeye kadar gelişiyor. Yani 3.000 akçe ile 20 bin akçe arasında arkadaşlar ne yapılmakta görülmekte diyeceğiz. Sonrasında bu dönemde bileceğim unsurlardan hepsinin ortak özelliği nedir dersek hepsi atlı asker yetiştirmek zorunda. Biz bu atlı askeri ne diyoruz dersek Cebelü adı ne yapılmakta verilmekte. Bakın unutmayın ne diyoruz Cebelü adı verilir. Yalnız tımarı bir noktaya koyacağım. Neden dersek tımarlı sipahinin arkadaşlar bu her bin üç akçesi için tımarlı sipahi bir Cebelü yetiştirmek zorundadır. Ama 3000 akçenin altında bir hasat alırsa ...cebelü yetiştirmeyebilir. Şimdi arkadaşlar tımarın yararları nedir dersek? Bir, devletin hazinesinin para çıkmayacak. İki, üretimde ne sağlanır? ...devamlılık sağlanacak, hazır asker elde edilmiştir, bölgenin asayişi sağlanmıştır... ...ve böylece o devlet otoritesini ne yapmıştır? Korumuştur diyeceksiniz. Tımarlı sipahi vergi toplayarak hem kendini güçlendirmek... ...hem de tımarın büyüklüğüne göre adı verilen askeri yetiştirmek zorundadır. Neydi arkadaşlar bu askerin adı? Cebeliu adını yapılmakta verilmekteydi. Ne ismi veriyoruz? Cebeliu adına yapılmıştır, verilmiştir. Tımarlı sipahilerden başka yine... Eyalet askeri statüsünde akıncılar, deliler, yörükler, beşliler, yayalar ve müsellemler gibi yardımcı kuvvetler kullanır ki unutmayın bunların hepsi genelde Türkmenlerdir arkadaşlar diyoruz. Edirne'nin fethinden sonra Rumeli'de diğer fetihlerle savaş esirlerinin yanı sıra büyük bir artış olacak ki unutmuyorsunuz ben bu sisteme pençik sistemi diyeceğiz. Yani savaş alanında beşte birinin Devşirilerek askeri alınması sistemi ilk kez kim döneminde uygulanacak? Birinci Murat döneminde ne yapıldı? Uygulanmaya başlanacak. Kim zamanında? Kazasker Çandarlı Karahalil'in çalışmalarıyla pençik sistemi uygulanıyor. Yalnız pençik sistemi arkadaşlar sonrasında uygulanamıyor. Ama sonradan adı ikinci Murat dönemiyle itibaren ne olmuştur diyorsunuz? Devşirme sistemi. Devşirme sistemi diye adlandırılmakta. Devşirme sisteminin özelliği nedir dersek şunu söylüyorsunuz. Artık bu kanunlaştırılıyor. Kim döneminde? Kim döneminde diyorsunuz? ikinci Murat döneminde kanunlaşmıştır diyeceksiniz. Bu dönem içinde. Şimdi değerli arkadaşlar bakın elimi beş yaptım. Savaş alanında 5'te birinin askeri alınması yani devşirilmesine pençik diyeceğiz. Kim zamanında uygulanmaya başlıyor? Birinci Murat zamanında uygulanmaya başlayacak. Sonrasında ben bu pençik sistemini uygulayamayacağım. Sonrasında Çelebi Mehmet'ten itibaren hangi sisteme dönülmüştür? Devşirme sistemi olarak bileceğiz. Yani devşirmenin ilkel haline pençik diyeceğiz. Şimdi Osmanlı Devleti'nden önce Emeviler, Abbasiler ve Selçuklar gibi devletlerde gulam sistemi olarak uygulanırdı. Şimdi gulam sistemini hatırlayın. Yine yabancı askerlerin neye alınmasıydı? Askeri alınması olarak ne yapılmakta bilinmekti. Şimdi bu pençik sistemine bir çağ açılacak. Hangi çağ açılıyor? Yeniçeri Ocağı. Ama Yeniçeri Ocağı'nın öncesinde bir sistem bileceğim. Hangisi? Erkekler askere gideceksiniz. Askere gittiğinizde şunu hatırlayın. Neyi hatırlayacağız? İlk gideceğimiz birliğe ne diyecekler? Acemi birliği değil mi? Ama Osmanlı'da devşirilenler ise Acemi oğlanlar. O Acemi oğlanlar ocağına gidecekler. Acemi oğlanlar ocağına gitmeleriyle birlikte sonrasında işte topçular, cebeciler, lağımcılar gibi unsurlar ortaya çıkacak. Ve burada bir askeri birim daha göreceğiz. Hangisi? Yeniçeri Ocağı olarak ne yapılmakta bilinmekte. Yeniçeri'nin bir özelliği var. Nedir dersek? Avrupa'da ilk daimi ordu olacak. Ve böylece Osmanlı Devleti bu daimi ordu sayesinde Avrupa'ya diz çöktürecek. Askeri eğitim için Acemi Ocağı adı verilen teşkilat alınacak. İlk Acemi Ocağı Birinci Murat. O zaman hemen yorum yapalım. Arkadaşlar demek ki Yenişehir Ocağı, Kapıkulu Ocağı kim zamanında kuruluyor? Birinci Murat döneminde ne yapılmıştır? Kurulmuştur diyeceksiniz. Bir askeri okul statüsünde bu ocak sadece Yeniçeri Ocağı değil bütün Kapıkulu yani merkez ocaklarının ihtiyaçlarını karşılıyor. Peki bu ocakların içinde kimler var? Bakalım Acemi Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Cebeciler, Topçular, Top Arabacıları, Lağımcılar ve Bostancılar. Sonrasında süvariler, sipahiler, silahtarlar, sağ ve sol ulufeciler, sağ ve sol garipler. Şimdi bakın bunlar piyade, bunlar ise süvari. Acemi ocağına gittiniz. Acemi ocağına gittikten sonra sizin işinize göre sizi neylere ayırıyorlar? Branşlara. Yeniçeriler biliyorsunuz Avrupa'nın ilk daimi ordusu. Cebeciler bu dönemde silah bakım ve onarımından sorumlular. Topçular topla uğraşanlar. Sonrasında top arabacıları top arabayı taşıyanlar. Lağımcılar kalenin yeri altını kazarak altına dinamit döşeyerek patlatanlar. Bostancılar da bu dönemde sarayı korumakla görevliler diyeceğiz. Sağ sonra kapıkulu suvarileri, sipahiler, silahlarla sağ sol lüfeciler ve sağ sol garipler. Garipler niye garip? Şundan dolayı. Bunlar hazineyi korumakla görevli olacaklar. Sağ ve sol ulufeciler bu dönemde padişah ve çadırını korumakla görevlidirler diyorsunuz. Şimdi gelelim etkinliğimize bakalım. Tımar sistemi ilk kez hangi padişah uygulamıştır dediğimde Orhan Gazi döneminde başlatılıyor. Ama uygulayacak padişahım kimdir dersem eğer birinci Murat olarak ne yapılmakta bilinmek. Dilik topraklarını kaça ayıracağım? Hatırlayın dilik toprakları 3 kısımda ele alınmaktaydı en kaliteli topraklar geliri 100 bin akçe ile daha fazlası olanlara has arazi sonrasında arkadaşlar orta dereceli geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasında değişen topraklara ise ne diyeceğiz arkadaşlar ziyamet topraklar olarak ne yapılmakta bilinmekte geliri 3 bin akçe ile 20 bin akçe arasında değişen topraklara ise tımar toprakları ne yapılmakta adlandırılmakta. Şimdi bunların hepsinin ortak bir özelliği var. Bunu da etkinliğin soru içerisinde sorduk. Nedir peki? Tımar spaylarını beslediği askerlere ne ad verilir? Arkadaşlar ne diyorduk? Cebelü adı ne yapılmakta? Verilmekte. Yani hepsi gelirine göre her 3000 akçe için atlı asker ne yapacak? Yetiştirecek diyeceğiz. Yani biz buna cebelü diyoruz. Pençik sistemi hangi padişah döneminde ortaya çıkmıştır? Yani devşirme sisteminin ilkel halini sormuş bize. Pençik sistemi ilk kez birinci Murat döneminde ortaya çıkacaktı. Sonrasında hatırlayın bu uygulanamadığı için ne oluyordu arkadaşlar? İkinci Murat döneminde hangi sistem ortaya çıkacaktı? Devşirme, devşirme sistemi ortaya ne yapmıştı çıktı diyorduk. Gulam sistemi nedir? Gulam sistemi hatırlayın ilk kez kimde uygulanıyordu? Karahanlılar, Karahanlılar sonrasında Gazneliler, Gazneliler sonrasında görecektik arkadaşlar. Neydi bu Gulam sisteminin özelliği. Bu dönem içerisinde savaş alanında esir düşenlerin ne yapılması? Askeri alınması bir nevi değiştirilmesine Gulam sistemi diyecektik ilkel haliyle. Sonrasında etkinliğimize devam edelim. Kapıkulu ordusu kaç bölüme ayrılır? Kapıkulu ordusunu iki bölümde ele alacağız. Ne diyecektik arkadaşlar Kapıkulu ordusuna? Bu dönemde süvariler ve ne diyecektik arkadaşlar? Piyade olarak ele alacaktınız. Piyadeleri hatırlayın. Acemi olanlar ocağı, sonrasında Yeniçeri ocağı, Topçu ocağı, Top Arabacıları ocağı, Lağımcılar, Bostancılar diye adlandıracaktık. Süvarileri ise sağ sol garipler, sağ sol ulufeciler, silahdarlar olarak ne yapılmaktaydı bilinmekteydi. Değiştirme sistemi hangi padişah döneminde kanunlaştırılmıştır demiş. Daha yeni söylemiştik. İkinci Murat döneminde kanunlaştırılmıştı diyecektik bu dönem için. Şimdi sizin için ödüllü soruyu bırakmadan önce değerli arkadaşlar tabii ki her zaman olduğu gibi Dönemi de bitirdik. İlk dönemimizi şimdi ödevleri yapma ve ödevlendirme zamanı. Şimdi Tonguc'un Sıfırdan Ona tarih kitabının konu anlatımını soru bankasını açıyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen baktım. Yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si ilk ünitemi görüyorum. Sonrasında Beylikten Devlet Osmanlı siyaseti. Devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerleri gördük. 70. sayfaya kadar konularımızı inceliyoruz. Sonrasında konuları bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Tabii ki Dinamo Soru Bankamıza geleceğiz. Dinamo Soru Bankamızda ne var? Yine aynı şekilde değerli arkadaşlarım. Sayfa 76'ya kadar neyiz? Sorumluyuz. Sayfa 76'ya kadar sorularımızı güzel bir şekilde çözüyoruz. Ve yine kaldığımız yerden sonrasında devam ediyoruz. Evet sizin için çok güzel bir ödüllü soru bırakıyorum. Birinci dönem beraber bitirdik. Tekrar ettik. Eğer sürçülü ihsan ettiysek affola. İkinci dönemde yine güzel bir bomba gibi. Biz sizleri bekliyoruz değerli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi tatiller.